Merhaba Web Tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda FIFA 2016 ve PES 2016'nın grafik karşılaştırmasını yapacağız. Öncelikle şunu söyleyelim arkadaşlar. Bu videoyu Bonuspay sponsorluğunda çekiyoruz. Bonuspay hakkında daha önce videolar çekmiştik. Sistemini anlatmıştık. Şimdi şunu da söyleyelim. Bonuspay üzerinden bir FIFA ve PES alacağız arkadaşlar ve bunu aranızdan İki kişiye hediye edeceğiz. Bir kişiye FIFA, bir kişiye PES hediye edeceğiz. Birazdan detaylarına değineceğim. Öncelikle Bonuspay'in mantığından biraz daha bahsedeyim abi. Şimdi abi şöyle söyleyeyim. Tam oturmayan bir şey var çünkü. Benim bildiğim kadarıyla şu var abi. Temel sistemi buradan alışveriş yapıyorsun. Aynen. Ve bu alışveriş karşılığında bu sistem sana bonus veriyor belli bir miktara. Kesinlikle abi. Ya şu yok hani. Sen buradan alışveriş yaparsan senden bir şeyler keseyim kafası yok abi. Tamamen alacağın linke gitmeden önce buradan gidersen sana ekstra harcadığın yani para üzerinden sana bir bonus gelmiş oluyor abi. Anladım abi. Sistem şey... yani senden hiçbir şey almadan sana bir şeyler veriyor. Şu an ekranda görüyorsun 159 liramız birikmiş abi. Hı hı. Mesela FIFA ile PES'i bununla alabiliriz istesek. Gayet bunlardan zaman... bir tanesini. Aynen gayet hiçbir şey yapmadık abi. Sadece internetten alışverişlerimizi bunun üzerinden yaptık. Yani. Çok basit bir mantığı var aslında. Şimdi dediğimiz gibi bir FIFA ile PES alalım abi hızlıca. Alışveriş kısımlarını hızlıca geçelim arkadaşlar. Bu kısımlar sıkıcı. Burada bir de kredi kartı bilgileri falan geliyor abi. Bu kısımları geçtikten sonra tekrar görüşürüz. Evet, alışverişimizi tamamladık. Hiçbir şey yapmadık. Gördüğün gibi paramız bir anda 161 lira 75 kuruş oldu. Ortalama 3 lira civarı bir şey sağladı. Hani böyle yani, ekstrem bir rakam değil yani, ama bak abi. Abi damlaya damlaya orası bildiğin göl oldu yani. Bu arada ekranda sürekli var arkadaşlar bağlantı linki. Ek açıklamalar kısmından koyduk, görebilirsiniz. Ayrıca açıklama kısmında da var. O linkten bağlanıp üye olursanız da 10 liralık Web Tekno'dan bir başlangıç bonusu geliyor. Bunu zaten bilenler bilir arkadaşlar. Bilmeyenler için de tekrar hatırlatmış olalım. Beleşten 10 lira geliyor. Yani internette alışveriş yapıyorsanız efendi dediği gibi abi bence bulunmaz nimet. Şimdi nasıl katılacaklarını da anlatalım arkadaşlar. Daha sonra grafik karşılaştırmamıza hızlıca geçiş yapalım. Yavaştan. Şimdi biz Facebook'ta bir gönderi paylaşacağız. Bu videonun gönderisi olacak arkadaşlar. Bu gönderiyi paylaşıyorsunuz ve paylaşırken de 3 arkadaşınızı etiketliyorsunuz bu gönderiye. Ya buna özellikle dikkat edin arkadaşlar. Çünkü bunu yapmadığınız takdirde katılımınız geçersiz sayılacak. Kesinlikle. 3 arkadaşınızı etiketliyorsunuz. Daha sonra biz o paylaşımlardan görüyoruz ve ne zaman bitiyor hemen gün olarak da söyleyeyim. 4 Ekim pazar gecesi katılım sona eriyor arkadaşlar. Daha sonra biz o paylaşan takipçilerimiz arasından 2 kişiyi seçeceğiz. Birine PES, birine FIFA 2016 göndereceğiz. Şunu da belirtelim yalnız. Kazananlar webtekno.com üzerinden açıklanacak ve ne zaman açıklanıyor? 5'inde, 5 Ekim'de, aynen. Pazartesi günü yani webtekno.com üzerinden. Kampanyanın bitiminden bir gün sonra. Aynen, her zaman bir gün sonra. Gibi direkt hediyeler sahiplerine ulaşacak. Aynen. Buluşacak, kavuşacak. İyi oynamalar dileyelim şimdiden ve hızlıca grafik karşılaştırmamıza geçelim. Bakalım PES ile FIFA arasında 2016 yılında nasıl bir kapışma var. Aynen. Evet, şimdi kıyaslamamıza hızlıca başlayalım. Aynen. FIFA 16 geldi. Dostluk maçı. Sen zaten klasik FIFA'cısın abi. İlk önce aynen. Ya şunu anlatalım. Yani. Öncelikle ekranları kaydettik arkadaşlar. Sonra bunu ufak bir montajladık ve daha sonra üzerinden konuşacağız. Ben FIFA'cıyım abi bu arada. Yani bu konuda şey olamayacağım. Konami'de PES'in sahasını görüyoruz. Konami'nin yaptığı. Türkiye Barcelona kapışıyor. Şeyin abi. Şu kim? Türkiye'de. Abi. Neyse, zaten birazdan hepsini karakterleri görünce söyleyelim hatta daha net olur aynen. Ya, Türkiye'deki hiç kimse girişi. Sen değil birader yani öyle söyleyeyim aynen. Sana. Ben değil tabii de. Aynen. Ya kim o kadar söyleyeyim. Alakasız ki sen bile FIFA değilsin. FIFA 16'da çok benzeyenler var. Çok iyi yaptıkları var. Evet. Birazdan ya ikisinin de var aslında o kadar. Şu an seremoni kısmını izliyoruz. Türkiye'de mesela şu dikkatimi çekti. PES'te yanında böyle milli takımsa Türk bayrağını açmışlar. Şimdi göreceğiz. Geliyor. Alkışlıyorlar. Bu nasıl bir maç ya? Bak sol alt tarafta Türk bayrağı. Mesela bu değişik bir detay. Bence aynen. Güzel. Zaten böyle bir şey milli maçlarda oluyor genelde. Stadyumları ufaktan görüyoruz. Bu Türk milli takımı arkadaşlar. İçinden herhangi birini tanıyan varsa bize yazsın. Zaten PES bu sene 100 yılın hani yani bir firmanın yapamayacağı bir hatayı yapmış abi. Bak. Formaları görüyor musun? Aynen. C. Ayhan. Böyle çiçek bir kırca. Çiçek kırca. Hep şey yani bunlar abi. Abi ünlü birisi, isimleri koymuşlar birisi yani. PES'i Konami'yi ağır trollemiş abi. Ya da başka bir anlaşmadan dolayı falan olabilir belki abi. Abi bilmiyorum. Bak FIFA'da bir hata yok. Cayır cayır gidiyor Türkiye. Kadroyu görüyoruz. Barcelona'nın kadrosunda zaten bir sıkıntı olma ihtimali yok. Asıl şenlik PES'te geliyor ya. PES abi bildiğin şenlik ya. Hani başka hiçbir açıklaması yok PES'in.
Bak Türkiye. Dur abi. Abi ilk 11. Abi bunlar kim? Bana bunu aç bak. Çiçek, mesela Erdoğan, Saatçi var abi. Alttan bir say abi. Balık Ayhan, Petek Dinçöz, Ali Kırca, Bulunmaz, bilmiyorum. Hint Kumaşı. Geçiyorum abi. Bu yani Ali Kırca var. PES tarihinin kara lekesi. Bu tarihe geçer abi. Mutlaka geçer. Bomba abi. Yani atmosfer olarak ne diyorsun? Ben FIFA. FIFA daha canlı abi. Bir tık daha canlı ama PES'in grafikleri kesinlikle biraz üstte. FIFA'da böyle başlıyor, etrafına bakıyor. PES'te hazırlık aşamasını görüyoruz. Santral'ı şöyle durduruyorum. Aa bak, PES daha güzel gözüküyor yani hani. Ya daha canlı yani. Daha az grafik böyle, daha gerçekçi abi. Aynen. Kesinlikle. Hani bu anlatılmaz. Ya PES de fena değil ama ne bileyim abi şöyle baktım hakikaten. Bana valla PES şu an çok daha iyi gibi geliyor abi grafik olarak. Ya bu canlı bak, FIFA daha böyle canlı renkler kullanmış abi herifler. Evet, belli yani, anladın mı? Türkiye'ye geçtik şimdi. Aa çiçek, kimsin sen? Sen biri, nesin? Bu... Erdoğan abi. Bu kim abi? Saça bak abi. Bu kim mesela? Bu kim abi? Yeni bir şeyler yaratmışlar yani. Bu saç modellerine özellikle dikkat edin arkadaşlar. Bazılarını aynen. Aynı saç. Bak FIFA'ya geliyoruz abi. Gökhan çok benzemiyor. Semih. Yeah. Bu da çok benzemiyor. Ama en, ama en azından andırıyor yani. Hani bir şey var Türk yani. Milli Takım forması altında bu adamı görsen bu adam Semih dersin. Yani. Emre Belezoğlu. Ki... Eh yani çok çok az böyle. Abi. Selçuk. Bu gene benzemiş ya. Abi bak Gökhan Töre. Töre en çok Töre benzemiş. Bu önceki oyunlarda da benziyordu. Muhtemelen Chelsea geçmişinden dolayı. Değil mi? Chelsea'de oynamıştı bu adam. Futbol bilgim bu arada üst düzey değil. Sadece oynayabiliyorum. Arda Turan zaten bunu benzetmeme şansları yok. Barcelona'da oynuyor. Gururumuz. Bir yanlışlık yapmayalım bu arada. Hakan Çalhanoğlu. Bu da gayet iyi benziyor. Çok benzemiş. Yurt dışında oynadığı için. Bu kim abi? Kim abi bu? Abi bu Burak Yılmaz. Abi diplemeyi kendisi. Burak olsam bayağı üzülürdüm yani. Akrabası falan bence abi. Onun görselini bulamadıkları için direkt akrabasını kullanmışlar. Kayıp kuzeni abi. Aynen. Abi bence PES koymuş. PES burada gerçekten çok çok ayıp etmiş FIFA'ya. Yani şu solda bir bakıyorsun. Yani. Böyle Messi falan abi sağdaki bildiğin. Messi. Direkt düz abi Messi aynen. Yani. İki çalım atar golünü yap. Abi bak. Yani şu sağdakiler direkt, ikisi de oyuncu bu arada. Sağdakiler çok daha fotoğrafik duruyor yani. Baksana direkt vermiş coşkuyu yani. Abi, aradaki fark bariz yani belli. Sence hangisi daha çok benziyor? Hani şey olarak da görünüş olarak da benziyor. Sağdaki çok daha fazla benziyor yani. Değil mi? Direkt o yani. Bak beyim şuna bak abi. Solu harbiden şey gibi herif ya. Yaratık gibi yani. Yani Resident Evil'a koş sırıtmaz yani. Hiç sırıtmaz. Karşıdan koştursa üstüne gelsin. Aynen. Abi Ronaldo bak burada FIFA biraz öne geçer gibi olmuş. PES'teki çok böyle sanki 2007 Ronaldo'su böyle. Sanki Manchester dönemlerindeki Ronaldo'ya benziyor biraz. Abi yine PES ya. Yani tartışmasız PES sanki. Burada. Abi bu FIFA'da sanki bu işler aceleye gelmiş gibi değil mi abi? Hani son bir ay kaldı abi, şunları çizsek de gitsek. Aynen. Yetiştirelim biz hani. Mesaiye kalmadan bitirelim abi. Aynen. Bu son karşılaştırmamız sanırım. Abi Robben yani sağdakini hani şöyle bazı açılardan. Abi soldakine gözünü seveyim FIFA'dakine bak. Soldakini bak. Türkiye'de herhangi bir konfeksiyon atölyesine koy. Hiç şey yapmazlarını sırıtmaz abi, yani. Hiç sırıtmaz. Kornerlere bakalım. Bak kornerde abi karşıda duran adamlar çok hareketsiz. Böyle bir kapışma. Evet, duruyorlar ve şey yok bak, abi. Gerçek korner böyle olur abi. Nereye atabileceğini. Burada en azından PES'te opsiyon da bu değil mi? Ya kaldırıyorsun nereye, ya şey vardır, bir tarafa varabileceğini. Gerçek hayatta da korner böyle hep bir itiş kakış vardır abi kornerde. Yani tabii canım. Onu aşağı biraz vermişler. Tabii çok çirkin bir korner kullandım orada. Bu daha da çirkindi galiba. Yo bu daha iyiymiş. Ya PES bu konuda iyi. Free kickler. PES'te free kick kullanmayı bilmediğim için çok fazla yorum yapmayayım bu konu üzerinde. Ama Ronaldo'nun klasik duruşunu ve bir şey daha var birazdan değineceğim. Gelsin. Abi bak şu topun önündeki sprey olayı vardı. Bilirsin. Evet, Dünya evet, Kupası evet, ile evet. Birlikte aynen, geldi aynen. Abi bak. Oyuncuların da önünü çiziyor. Bu olay bence çok güzel olmuş. Bu ufak FIFA'da bir detay ama FIFA bunu eklemiş, yani unutmamış. Bu konuda da tebrik ederiz. FIFA'nın free kicklerine daha alışık olduğum için bana tabii ki de daha güzel geliyor. Bu tartışmasız, biz burada grafik tartışması yapıyoruz. Grafikler yakından PES'in daha iyiyken abi şöyle uzaktan görünümlerde sanki FIFA daha böyle ambiyansı veriyormuş gibi geliyor. Aynen abi şey FIFA canlıyı vermiş direkt. Aynen yani şu uzak gördüğün yerlerde evet, çok daha iyi gibi duruyor abi. Faullere bakıyoruz FIFA'da. Artık şey olayı zaten çok fazla yok. Adamın içinden geçme olayları, birbirine ya girme olayları yok. Ya artık bitti gibi bir şey ya. Diziyle girdi Pepe her zamanki gibi. Yani şeyde FIFA'da yine sanki böyle çarpışma olayları bir tık daha iyi. Burada şimdi hakemin eline dikkat edin. Kart nereden çıkıyor? Yoktan var oluyor tabii ki de. Oğlum yeni hakemler öyle lan. Abi bak şimdi ne kadar üzülüyor Pepe. Lanet olsun bu hayat. Lanet olsun bu sevgi. Lanet okudu abi.
Aynen. Abi kafalar böyle değişik değişik gidiyor. Çok böyle bir şey yok gibi Çok sanki böyle ya. aynen bir fark yok, deli bir fark yok abi. Yani çok fazla tartışmaya şey, hangisine alıştıysan o güzel gelir zaten. Yani. Tuş ayarlarında peki PES'e göre farklılık var mı? Penaltılarda abi. Var tabi. PES'in ben penaltı... Hassasiyet konusunda abi. Ya hassasiyet değil de PES'in penaltısına ben alışamadım bir türlü. FIFA 2013'ten veya 2012'den beri penaltı olayını tamamen değiştirdi. PES'teki de sanırım değişmiş. Ben olayını tam olarak kavrayamadım. O yüzden şimdi ne söylesem yalan olur. Geçelim. Gol sevinçleri. Gol sevinçleri FIFA'da epeydir. Sen kendin manuel yapıyordun. PES'te bu sene geldi. Ancak yine PES'teki kısıtlı. Mesela X'e bas diyor, şunu yapsın diyor. 5 tane sevinç koymuş oraya. Onları yapıyor. Benim anladığım o. Yine belki bir tuş kombinasyonu vardır ama FIFA'da abi şu var. Analogu mesela şöyle çeviriyorsun abi, döndürüyorsun. Spin atar gibi. Böyle kolunu mesela şurada, pardon birazdan gelecek galiba. Kolunu şöyle şöyle döndürüyor mesela. Her şeyi sen yapıyormuşsun hissiyatını FIFA gol sevinçlerine Oo. çok iyi vermiş. Buna X'e basıyorsun mesela PES'te. Senin sevinci orada gelir yani bir Video şekilde. giriyor. Aynen. Bunda mesela PES'te X'e basıyorsun abi. Direkt video giriyor. Video oynamaya başlıyor. Ama FIFA'da sen yaptığını çok net hissedebiliyorsun. O güzel. Tam bilmiyorum derdimi anlatabildim mi ama. Anlattım. Ben anladım seni kardeşim. İzleyenler de anlamıştır muhtemelen. Teşekkürler. Bak şunların hepsini sen yapıyorsun abi. Ve bunu çok net hissediyorsun. Bir de PES'te gol atması FIFA'ya göre bir tık daha kolay gibi geldi bana. Yani şutlar daha çok yüzdeli gol oluyor. Öyle söyleyeyim. Ya da biz oyun ayarlarından mı acaba şey Ya da yapalım? Messi hakikaten Messi yani FIFA'da da. Bak abi adam gülüyor. Yes diyor. Burada bunu sen bir tuşa basınca otomatik yapıyor gerisini yani. Evet, videomuzun sonuna geldik. Sevinçlerden falan da bahsettik. Her şeyi elimizden geldiğince karşılaştırmaya çalıştık arkadaşlar. Ne diyelim? Abi özet olarak FIFA ambiyansta yakalamış. PES çizimlerde PES grafiklerde bir tık daha aynen üst. her türlü koymuş Yani yani. Direkt hatları falan belirtmiş abi. hangisinin oynanışına alıştıysan ona oynayabilirsin yani. Bir sıkıntı yok diyelim. İkisi de candır diyelim. Aynen öyle. Videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ayrıca kampanyada katılın. PES veya FIFA kazanma şansınız var. Videonun başında bahsettiğimiz gibi. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın. Eyvallah.